الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا محمد صلوات. Derse başlamadan önce bir şey anlatacağım size. Bayağı etkilendiğim için ona paralelde bir ders olacak. Bugün bana birisi, ciddi bir insan, ciddi bir iş yapıyor, mail attı, SMS çekti. Abi dedi, şu videoyu bir bakar mısın? Böyle ciddi olduğu için beni meşgul etmeyeceğini çok iyi biliyor. Tamam dedim. Videoda 19 dakika 43 saniye konuşuyor. Oxford şehrinin başpapası, Dom Kilisesi'nin papazı. Dom demek Süleymaniye gibi. Cami var ya, Süleymaniye. Ve yani şehrin merkez camisi gibi. Dom o demek. Yani normal kiliseler ama Dom Kilisesi deyince merkez demek. Oxford şehrinin yazıyor. Kendisi de söylüyor. Konuşmaya çıkmış. Anlaşılan tsunami olayından 2 ay sonra çıkmış. Ne anlatıyor? Şu anda ben diyor kilisedeyim. Hala papazım. Papazlık yapıyorum. Ayrılmış falan değilim. Yeri söylüyor. Dom Kilisesi zaten seyirciler seyrediyor. Çok kalabalık. Diyor ki, ana temaları ben size şey yapıyorum. Hristiyanlığın insan hayatını bu hayattan sonraki yorumlayamamasını yerden yere vuruyor. Sonra papaz milletin karşısında, Dom Kilisesi'nin papazı Allah'ı inkar ediyor. Tanrı diyor olsaydı tsunami'ye müsaade etmezdi diyor. 2 ay önce oldu diyor. Tanrı haşa olsaydı o ağlayan çocukları ağlatmazdı diyor. Kendisiyle kıyas ediyor. Ben bile ağlatmazdım diyor. Çok ilginç. He, Metin? Videosunu söylerim size. Ondan sonra hani diyor biz diyor kilisede ben vaaz ediyordum, siz dinliyordunuz. Tanrı sonsuz güç sahibiydi. Rüzgara, suya hükmediyordu. Niçin hükmetmiyor? Ya güçsüz ya bizim sıkıntı çekmemizden lezzet alıyor diyor. Çok mu şey yaptım kafanıza? Ya temeli ne? Bu sorunun temelleri yani niçin yok? Birisi çıksın diyor, bunu bana izah etsin diyor. Tanrı'nın yaptığını ama gerekçesini söyleyecek diyor. O zaman diyor inançlarımızı Dom Kilisesi olarak sorgulamamız gerekiyor diyor. Ben hala cevap bulmuş değilim. Adam dedi, teşekkür ederim dedi, kürsüden indi gitti. Herkesin göz önünde Allah'ı inkar etti. Tanrı inkar etti, acizlikle şey yaptı. E tabi ki öyle olacak. İzah edilemez ki. Çünkü el cevap, Hristiyanlıkta ahiret akidesi ruhsaldır, cismaniyet değildir. Böyle bir alemdir. Baba ise kendisini alır. Böyle yukarılara. Yukarılar neresiyse. İzah edilemediği için ahiret, bu şeyler ortaya çıkıyor. İnsanın en büyük meselesi başına geçen hadiseleri bir ciddi kaynakla yorumlaması, cevap bulmasıdır. Yoksa rahat edemez. İzah edilemez. Karşımıza imanı bil ahiret çıkıyor. Ahiret inancı insana hükmetmezse hiçbir şeyin manası yoktur. Hiçbir şeyi izah edemezsiniz. Hiçbir şeyle. İhtiyarlı izah edin bana. Adamın dediği gibi tsunami izah edin bana. Tsunami ne? Ölen insanları izah edin. Kanserli hastaları izah edin bana. Eğer haşa ahiret yoksa hiçbir şey izah edilemez. Çözümlenemez.
Çünkü bak, bakın bana, koltuğa yaslanıyorum. Bu nokta istinad, dayanak noktası. Kaynak Allah. E tabii ki Allah'ı bir insan gibi düşünürsen, İsa da Allah'ın oğlu düşünürsen, Allah kavramını oturtamazsan, Allah nedir bilemezsen, ahireti cismaniyetine yerleştiremezsen, ahiret inancını, itikadın yoksa hiçbir şeyi neyle izah edeceksin? Dünya burası. Bu nedir armut? Ne demek armut? Şeftali değildi ondan. Armut taş değil, deniz değil. Yani eşeği birbirine kıyas ediyorsun. Başka çaren yok ki. Dünyanın içindeki her şeyi içindeki eşya ile kıyas edeceksin. Serttir, demek yumuşak var. Gecedir, gündüz var demek. Peki şu dünyanın komplesi nedir diye neyle izah edeceksin? İçindekilerle izah edemezsin. Bu kulaktır, ne için? Göz değildir de ondan. Yani organlar birbirine kıyas ederek yapabilirsin. Ama ben kimim? Herhalde kulak değilim diyemezsin. Dönüp de detayına, teferruatına dönemezsin. Yani dünyanın içindekileri birbirine kıyas edip yorumlayabilirsin, belki izah edersin. Bu şeftalidir. Ne demektir? Armut değildi ondan. Deniz değildi ondan. Taş değildi ondan. Köpek değildi ondan. Yani ona biz mana yüklüyoruz. Ama dünyanın komplesini, başı hiç, hiçlik, hiç, yaratan yok. Sonu hiçlikse, iki hiçlik arasında niye varlık var? Zaten entropi denilen bir fene zıttır. İki hiçlik arasında varlık olamaz. Ve eğer şu dünyanın varsa, iki hiçlik arasında yoktur. Eğer iki hiçlik varsa yoktur ve hayaldir. İzah edilemez. Adam bunun çırpınışını, çıksın bir tanesi diyor. Yerini söylüyor adam. Oxford şehrinin Don Kilisesi'nin papazıyım diyor. Ve iki ay önce diyor, orada yazıda geçtiği için, iki ay önce tsunami oldu diyor. Tanrı'nın için diyor suya hükmetmedi. Varsa. Bizimle duamıza cevap vermiyor, bizimle alay mı ediyor diyor. Tanrı anlayışı öyle olur tabii. İsa Allah'ın oğlu olursa, böyle Tanrı da denize hükmedemez. Çünkü kendisini koruyamayan bir Tanrı asıldı ya onlara göre. İsa Tanrı değil mi? Onlara göre Tanrı. E peki nasıl Tanrıymış kendisi asılabiliyor? Kendisini koruyamıyor. E böyle olur tabii. Çok ilginç. İşte madem mahiyet insaniyenin bir hizmetkarı olan kuvve-i hayaliyeyi bu dünya lezzetleri tatmin etmiyor. Değil insanın fıtratını izah etmeye, hayalinizi bile dünya tatmin edemez. İzah edilemez. Ufku yok, haddi yok, sahili yok hayalin. Düşüncenin yok. Emellerin, isteklerimizin hududu yok, nihayeti yok. Niye var bende? Neyle izah edeceksin? Bunu takan kim takmışsa, ya azap çekmem için takmıştır. İstiyorum cevabı yok. Veya istenilen bir şeye talip olmak için vermiş. Hani anne karnındaki misalimiz var ya meşhur. Anne karnındaki organların dünyayı ispat ettiği gibi. Gözü oraya göre izah edemezsiniz. Ayağı izah edemezsiniz anne karnında. Anne karnındaki çocuğun ayağını izah edemezsiniz oraya. Kulağını izah edemezsiniz çünkü ses yok. Ağzını izah edemezsiniz, oradan yemek yemiyor. Neyle izah edeceksin ya? Niye var ayak? Anne karnında niye ayak var? Oraya göre izah edin bakalım. İzah edemezsiniz. İlle diyeceksin ki ayağın takılmasıyla mekan ve zaman denilen dünyayı, kulağın takılmasıyla sesler alemine aday olduğunu, efendim gözün takılmasıyla renkler ve şekiller alemine aday olduğunu, oraya gittiğini gösteriyor. Yani işaret ediyor. Mesela ben söyleyeyim, siz uygulayın. Ben mi yanılıyorum? Gözün yapılmasıyla anne karnında karanlık bir aleme adaydır veya renkler ve şekiller alemine adaydır. Kulağın takılmasıyla sesler alemine ve sessizlik alemine adaydır. Hangi şık doğruysa onu işaretle. Aynen bunun gibi organlar takıldığı yer değil, gidecek olduğu yere göre takılıyor. İnsanın dünyada da anne karnı gibidir yuvarlak. Ruhundaki emeller, arzular, istekler, istidatlar, kabiliyetler de
o cinsten bir yere işaret ediyor. Yani beka isteğim, beka cinsinden bir yere işaret ediyor, faniye değil. Gözün varlığı, renkler ve şekiller alemine aday olduğunu gösteriyor. Kulak sessizlik alemine değil, sesler alemine hamile olduğunu, oraya gideceğini gösteriyor. Yani bendeki istekler de kendi cinsinden bir yere işaret ediyor. Beka özelliğim, beka isteyişim faniye işaret edemez. Faninin delili olamaz. Fanilik var, hiçlik var. Delili kim? Bendeki beka duygusu. Olamaz bu. İnsan kendi fıtratında beka alemine en güzel delil kendi sistemidir, yapısıdır, işlevidir, yazılımıdır. Ruhun istekleri böyledir. İşte insanın hayali bu dünyadaki lezzetler tatmin etmiyor. Hiçbir şey yetmiyor. Edemez dünyada. Neyle izah edeceğim o zaman? Anne karnındaki çocuğu hani niye izah edemedik? Edemezsin oraya göre. İzah edemezsiniz. Elbette gayet cami mahiyet insaniye. İnsan ise bütün kainat içine almış. Muhyiddin Arabi'ye sormuşlar. İnsan nedir? Demiş ki bütün kainat insandadır ama o insan kainata sığmamıştır. Çok garip. Yani toprak, çekirdek, ağaç bütünü, meyve. Meyvenin içindedir ki çekirdek. Bu meyvenin içindeki çekirdek, ağacın başındaki çekirdeğin aynısı olma hasebiyle son durama baştır. Değil mi? Baştır. İnsan, şu anda sen burada oturuyorsun, meyvenin sonusun, şu meyve. Ama sende bir ruhunun ruhu var ki, bir yazılım var ki, kainat ağacının, yani arş-ı azamın, lef-i mahfuzun, Cebrail'in, Mikail'in, İsrafil'in, Azrail'in, cennet, cehennemin, her şeyden öncesin. Çünkü yazılımın, kainatın başındaki yazılım da aynı. İşte bunu bilmeyince ne yapacak, nasıl izah edecek papaz? Zavallı papaz, acıdım. Dedim ya Rabbi, onu dinlerken, buna Risale-i Nur nasip et bu adama da. Belki de etmiştir, bilmiyorum 2000 tsunami ne zaman olmuşsa, 2 ay önceki tsunami'ye diyor, Tanrı niye dur diyemedi diyor. İzah edemezsin. Ya. Elbette gayet cami mahiyet insaniye ebediyetle fıtratan alakadardır. Yani fıtratı oraya gösteriyor. Yani burada yapılan tsunamiler, depremler, kanserler orası için. Orası için. Mesela bir civata yapıyorsun. Somun için ya. Bir yere takacaksın onu. Nereye göre için? Ha şurası için. Bunu gidip takamazsın. Her şey bir şey için. Dünya ne için? Her şey değil, bütün kainat sana bakıyor. E sen ne için olacaksın? Güneş senin için. Lamba ve soba yapmış. Hava senin için, dünya senin için dönüyor. Buğday senin için çıkıyor, meyveler senin için çıkıyor. Balıklar denizde senin için yürüyor. Peki sen kimin içinsin? Dönüp de sana hizmet edenlerin hizmetine girersen, hizmetçine hizmetçi olursun. Yani bütün kainat senin için, sen de şuradaki bir bina için. Ömrün bunun için, olur mu yani? Bütün kainat seninle var oluyor. Seninle değerleniyor. Seninle kıyam buluyor, manalanıyor. İnsanı kaldırırsan kainatın ne manası var? İnsanla manalanır. Muhabbet kuşuyu, kedi için, balık kafasında ne farkı var? Bir gülle ot, öküz için fark var mıdır? Gülü koy, otu koy, öküz için aynı şeydir. O güzeli muhabbet kuşu, balın kafası kokmuş bir et parçasıyla muhabbet kuşu eşittir. Belki de kokmuş et daha iyidir. E peki bu güzellik niçin koymuş? Bir güzeli takdir edecek birisi olması lazım. İnsanın fıtratına bir şey koymuşsa, o koyduğu şeyin cevap olacak yeri olması lazım. Yani ahiretin en güzel delili senin fıtratındaki isteğindir. Yapım bunu gösteriyor. Burayla alakan yok. İşte bu hadsiz arzu ve emellere bağlı olduğu halde sermayesi bir cüzü
bir cüz-i ihtiyari, yani insanı böyle bir donanımı var, yazılımı var. Kainatın haşa tabiri caizse, kainatın yazılımındaki patron, Cenab-ı Hak yani kainatın patronu, kainatın yazılımını sana yüklemiş. Yani şöyle diyeyim, Linux, Windows gibi yazılım. Çıkar bilgisayarından, hiçbir manası yok. Cep telefonundan kartı çıkar, demir yığından başka hiçbir değeri yok. Bütün kainatın yazılımını sana vermiş. Windows demiş ki bak, sana şu kadar hak veriyor. Tamam. Senin hürriyetin benim çizmiş olduğum sağa kadardır. Bir tanesi çıkıp da ne oluyor ya bu Windows'a ya? Benim mutlak hürriyetimi kısıtlıyor, belirli çerçeveye şey yapıyor. Hiç kimsenin hatırına gelmiyor. Einstein'ın E eşittir MC kare, kuantum formüllerinin böyle formülü hiç kimse ya doğru mudur acaba bir deneyeyim diye kimse deneme hatırına gelmiyor. Değil mi? Deneme hatırına gelmiyor. Ama Allah diyor ki bak ahiret var, ona delil bir formül var, sendeki isteklerdir, ruhundur. Hakikaten öyle mi? Einstein'ın formülü ne? Ya bir denesek hakikaten doğru mu ya? E eşittir MC kare midir yani? Diye hiçbirimizin hatırına gelmiyor. İvme formülü 1 bölü 2 AT kareymiş, hakikaten doğru mu? Bir denesek demiyoruz. Ama Allah'ın formülü olan insan ruhu ki sen tanıksın ve şahitsin. Tamam mı? Bu görüyorsun, yaşıyorsun o arzun isteklerini. Ona işaret ediyor. Hiçbir şey seni tatmin etmiyor. Hakikaten öyle mi diye sorguluyor. İnsan ya bir garip yani şöyle acayip bir mahluk. Yani donanımına bak. Sermayesi küçük bir şey. İstek yani o isteklerini almaya kalksa mümkün değil. Bütün insanların ömrü sana verilse ömrün yetmez. Ömür yetmez yani isteklerini. Bir tane tek isteğinin sahili yok biliyor musun? İsteklerimizin sahili yok, hududu yok. Ne istersen iste. Hatta cenneti bile demiş, isteyene ver onu. Bana seni gerekseni demiş. İnsanın fıtratında bu var yani. Cahiller ister yani cenneti, gaye edinir. Aşanlar, kendilerini aşanlar, Allah'tan başka hiçbir şeyle tatmin olmazlar. Çünkü cennet insana hizmet etme makamıdır. Bu binanın içindeyiz diye, bina bizden kıymetli değil ya. Cennet bize hizmet sunulan yerdir. E sen kimsin o zaman? Bu kadar kaliteli bir yer sana hizmet sunuluyor. Yani arabanın kıymeti veya binanın güzelliği senin içindir. Cennet bu kadar güzelse senin taşıdığın ruh nedir? Sana hizmet sunulan yerdir. Hizmet alan sensin. Cennete kıyas edilmeyecek kadar harikasın. Cennet isteyene ver onu diyor. Adam sahibini istiyor. Biz nur talebelerinin cenneti, cennetin sahibi olan Allah'ı bulmaktır. Bizim endişemiz, korkumuz cehennem değil, cehennemin sahibi olan Allah'a kaybetmektir. Bizim cehennemimiz budur. Allah'a kaybetmek. Cennetin sahibi olan Allah'ı bulmak da bizim cennetin cenneti olur. Ya. İnsan fıtratı ya, sığmıyor ki hiçbir yere. Peki, belalar, musibetler, hastalıklar geldi. Ahiret inancı hikmetmezse izah et bakalım kanseri. Bak bütün geçmiş günahların affediliyor. Allah şöyle şöyle vaat ediyor. Salgın hastalık. Şu hayata mukabil. Şöyle şey muamelesiyle. Sana şöyle şöyle vaat ediyor. Adam cismani bir cennet anlayışları yok ki. Tanrı İsa yanına alacak. Ya almadıysa ne olacak diyor adam. İnsana bak. Fakri mutlak bir insana. Ama her şeyi istiyor fakri mutlak. Kendisine maddete müdahale ediliyor. Neler oluyor vücudunda? Ne bileyim neler oluyor? Neler oluyor? Olmayan bir şey mi var? Bir, 18 bin alem her an seni ceyran ediyor. Kendini ifade ediyor. Odun gibi gözüküyoruz ama odun içerisindeki yapıyı anlatmıştım geçen. Nur ve duman. Odun gibi gözüküyoruz ama yani ceset oduna mıysa ruh, odunun içindeki nur, dumanda nefse misal. Hiç alakası var mı oduna? Odun yaktığın zaman ne çıkan var ya, duman ve nur. Her yerde, içerinin köyü neresinde yaktığın zaman? Duman da her yerinde, nur da öyle değil. Ama zahirde odun kaldı mı bir şey? İşte bedende misal odundur. Ruhtan misal odun içindeki nurdur.
Nefse misan, odun içindeki dumandır. O duman göz gözü göstermez yani, örter. Nefis de böyle örter. Ama adam odunla izah ediyor kendisini. İçindeki yapıyı bilmiyor ki. Bir tane söyle demişti. Hocam gir içeriye, gir içeriye, hani dedim ya, gömlek, gir içeriye, atlet. Benim gömleğim, gir içeriye, ben diyeni bulacağız şimdi. Gir içeriye, benim atletim, gir içeriye, benim bedenim. Gir içeriye, benim hayatım, gir içeriye, benim şuurum. Gir içeriye, benim aklım, gir içeriye, benim ruhum. Benim ruhum diyen ruh değil. Ruh mahluk. Sahip çıkan birisi var. Benim ruhum diyen ruh değil. Diyor ki, mail atmış. Hocam girdim içeriye diyor, böbrek, talaktan başka bir şey görmedim diyor. Ya, odunu da gitmiş, bıçakla kesmiş, baltayla yarmış. Hakikaten odun içi beyaz bir şey. Ama kirbitle içeriye girseydi, başka bir şey görecekti. Karanlıkların içinde nuru saklayan Allah, bedende de ruhu böyle saklamış. Odunun içi karanlık değil mi? İki zıt şey aynı yerde değil mi odunda? Yaktığınız zaman nurla duman aynı yerde. Yani şurası duman, burası nur demiyoruz. Hepsi aynı yerde. Balta ile girersen balta olursun. Ama kibritle girersen içini çıkarırsın. Hakikatına dönüşür odun. E bizden nurlanmak lazım. Dersler kibrit gibidir. İçtimai hayatlar da hızar gibidir. Destere gibidir, çekiç gibidir. Dolap olursun, kapı olursun, çerçeve olursun. Ama kibritle girersen her şey olursun artık. Her şeyin gıdası olursun. Yani böyle derslere gelirsen kibrit gibi yanarsın elhamdülillah. Oh Allah, hakikaten ya. Neler varmış. 18 bin alimin hulasa-i camiasısın. Yani cemi cemsin. Cem etmişsin. Sen kendini ne zannediyorsun? Basit mi zannediyorsun? Melekler soru sormuş, işaret cihazından geçiyor ya. Ya Rab, şu günahları yapacak, kan dökecek, fitneyi çıkartacakları mı yaratacaksın? Melekler şeyi görmüş, lef-i mahfuzu ve insanın fıtratına bakmış. Kan dökecekleri, fitne çıkartacakları mı yaratacaksın? Allah diyor ki Celle Celaluhu, ben insanlardan öyle bir şey takip ediyorum ki, GPS cihazı gibi, onların günahlarına, şerlerini İhmal etmiyorum, muhlet veriyorum, kale almıyorum şimdi diyor. İnsanda bir özellik var. Onu şimdilik hiç Cenab-ı Hak kale almıyor, nazara almıyor. Bir tuhaf mahluk ya. İnsan. Sen böyle şey mi zannediyorsun? Yaydığınız dalgayı bir bilseniz. Dalgalar, düşünceler, ruhlar, meyiller, emeller. Ya... İnsan, fakiri mutlak olan insan, ahirete iman ne derece kuvvetli ve kafi ve vafi bir hazine, bir medar-ı saadet ve lezzet ve bir medar-ı istimdat, bir merci ve dünyanın hadsiz gamlarına karşı bir medar-ı teselli olduğu öyle bir meyve ve faydedir ki, onu kazanmak yolunda dünya hayatını da feda etse yine ucuzdur. Yani imanı bir ahiret. Ahiret inancım, insan ne kadar hakim olursa vücudunu, hayatına, haddini bilir. Hududunda kalır, zulmedemez. Evde de huzur olur. Herkes hududunu bilir. Haddini bilir, hududunda kalır ya. Diyor ki, imanı bil ahiret, ahiret iman ne derece kuvvetli. Ve kafi ve vafi bir hazine. İşte hazine bu arkadaşlar. İnsan o beka istiyor ya, ebed istiyor. Dert keder istemiyor, rahatlık istiyor. Yolunu şaşırmış dünyada arıyor. Dünyada araması villalara, jiplere, yatlara, katlara takılıyor. Onlarla olacağını zannediyor. Zannediyor musunuz o jiplerle huzurlu? Jiplerle intihar edenleri, villaların içinde intihar edenleri. Batsın bu dünya CD'si çalarken nehire arabasıyla atlayanları mı? Ben bulundum da ondan bir hani anlatmıştınız Almanya'da. Adam nehre atlıyor arabayla. Biz de oranın imam olduğumuz için resmi polis çağırdı. İşte adam çıkar kasten yani kendisi atlamış. Hastanede her şeyi teslim ediyorlar ya. İşte ben de ailesine
oranın pastörü yani hocası. Ben de merak etmiştim yani nereden gelmişti bu şeytanın kafama. Dedim ya teybinde arabasına çalan CD'yi ben alayım. Torpido'da da CD'ler varsa alayım dedim. Ondan sonra CD'leri hep verdik ama Torpido'da ne çalıyor benim için çok önemliydi o. Anne babasına göstermedim bile moral bu. Ben aldım hastanede teslim aldım polisten. Kapıda anne babasına teslim ettim ama teybin içindekileri ben aldım. Bir tane var. Ne çalıyordu şu an? Batsın bu dünya. Adam hakikaten baktı nereye? Eğer Orhan abisini değil, Hasan abisini dinleseydi şimdi sebeple itibariyle yaşayacaktı. Yaşasın bu dünya diyecekti. Ya Allah Allah. Ustad diyor ki, dertlerin yüzüne gül. O da küçülür. Eder tebedül. diye dertlerinize gülün. Değişecektir. Derdi ne zaman dert edinirsen dert dert olur. Dertleri bir merdiven, bir yere ulaşmak için sana konulan bir merdiven gibi, bir zorluk gibi, oraya aşman, istidadını inkişaf ettiren bir zorlama gibi kabul edersen, dertler sana derman olduğunu görürsün. Dertler aradığımız şeyi, aramadığımız yerde, olmayan yerde aradığımızdan ortaya çıkan bir şeydir. Aramak istediğimiz bir şeyi, yani şöyle diyeyim, olmayan kara kediyi karanlık odada aramak nasıl dertse, aramak istediğim şeyi olması gereken yerde aramayıp başka yerde aramaktan ortaya çıkan, red cevabından ortaya çıkan bir haldir. Sıkıntı denilen şey insanın ruhunda bazı istidatların inkişaf etmesine vesiledir. Toprak altındaki çekirdek gibi. Toprak onu sıkıştırdı. Taş sıkıştırdı. Su geldi sıkıştırdı. Yani yeter be de kardeşim dedi ya. Çekirdek. Ne ya sizinle uğraşıyorum. Fare geldi, solucan geldi, su geldi, şu geldi, taş geldi. Ne beni sıkıyorsunuz diyor toprak altına çekirdek. Lap diye kendisini. Lan kalsın al. Ne istiyorsunuz çekirdeğin kutusunu. Fare onu orayı yemek istiyordu. Su da onu çürütmek istiyordu. Alan alın sizin olsun ya bu kabuk diye. Toprağın altındaki çekirdek şak diye dünya üzerine filiz atarak kabuğundan çıktı. İşte toprak altındaki o serüvenden çıkan ruh gibiyiz. Yani hadiselerde böyle olacak yani. Ya bunu izle tamam ya. Dertlerinizin yüzüne gülün. O da küçülür. Eder tebeddül. Biz ahiretsiz yaşıyoruz. İnanıyoruz da sorulduğu zaman. Eğer ahiret bize hakim olsa, ya bu benim eşim, ahirette de eşim. Bu kardeşim ahirette de kardeşim. Bu babam ahirette de babam. Ezeli ve ebedi bir kardeşimi incitmeyeyim. Hakkına tecavüz etmeyeyim. Mesela camideydim şimdi merkezde ya Çelenke'de yatsı evde kaldım. Aldı beni bir serüven. Yani etkilendim ya bugün o videodan sonra. Allah Allah namazda durdum. Allah affetsin ya. Son sünnette aldı beni bir düşünce. Şimdi imani bir ahiret yok. Mezarlığa gittim, yakın akrabamı gömüyorum. Ona ne, nasıl izah edeceğim şimdi ben bunu? Bir de bakıyorum, onu görürken ona üzülmüyorum ki. Zannediyor musunuz ki ölüye üzülüyorlar insanlar, sen de. Onda gözüken sensin. İnsanlar aynadır, kendi ölümünü görüyorsun. Senin hareketini sana hatırlatıyor. Senin gidecek olduğun yeri hatırlatıyor. Ona mahsus olsa bir şey değil ya. Mezara baktığımız zaman kendimizi seyrediyoruz. Kendi akıbetimizi görüyoruz orada. Şimdi bak bana. Kefen şimdi yaşıyoruz. Ölüm diyor. Zahirde gözüküyor gibi dehşetli değil. Bak bakalım. Din yok. Ahiret inanç yok. Kabri izah et hadi. Kefenlendi. O an toprağın üstüne bile sıkılıyordum ya. Evde sıkılıyordum ya. Evde kalamıyordum. Arabanın jipin içinde sıkılıyordum. Varlık içinde kavga ediyordum ya. Güneşin altında bile of pof çekiyordum. Şimdi gel bu toprağın altına gir. Ne yapacaksın şimdi kabirde? Her şey bitti abi. Her bitti. Televizyon bitti. İnternet bitti. Cep telefonu yok. Araba yok. Jip yok. Yat, kat, at, eç, aş, iş yok. Ne olacak şimdi? Ve bir de ezeli. Geri dönüşü de yok. Telafisi de yok. Ahiret inancı olmasa izah et hadi. Şu anda olmaz, etkilenmezsiniz ama yapmayın da şayet
yatarken bir yapabilirsiniz, kimse yok böyle. Bir düşün böyle, Allah Allah dolaşıyorum. Sonra kabre girdim. Toprak kattılar. Bir de dönüşü yok. Düzenli. Kimseyle hiç alakam yok. En çok iki nesil. Torunun seni belki bilir. Bazen sayar. Ben dedemi ne kadar sayıyorsam seni o kadar sayacaklar. Şimdi söylediğim için hatırladım. Aylarca hatırlamış değilim. Sen de öyle olacaksın yani. E bitti. Bu mu? Peki ne olacak? Dünyaya sığmayan adam toprağa nasıl sığacak şimdi? E ruh yok olmaz. Ölüm fiziksel değil ki. Fiziksel bedenseldir. Sen kendini bedensel ifade ediyorsan ölüm fizikseldir. Yani imanı bil ahiret yoksa hiç şansın yok. İmanı bil ahiret var ya, ahiret inancı. Ne kadar sağlamsa o kadar rahat ediyoruz. Hırsızlığa uğradın. Yani sadakadır be kardeşim, ahireti görürüz. Zulme uğradın. Ben gidip adam vurup da hayatını niye serseri için hapishanede geçireceksin? Hem de bu kadar günah gireceksin. Ya ahiret var be kardeşim. Bak nasıl teselli buluyorsun. Bu olmasa olan adamız lan, delikanlı değil miyiz ya, nasıl insan falan diye. Şöyle böyle fiyakamız bozulur. Ama bir ahirete Allah'a havale ettin mi? Mesela beklemediğin bir evlilik oldu. Ha, sabret işte artık. Sabrın selam, sonu selamet olacak. Niye? Düşünürse kardeşim, yakında vefat edeceksin zaten. Allah sana huriler verecek. Hanımını daha ondan güzel yapıp sana verecek. Sen güzellik arıyorsan, bütün dünyadaki hanımları cem et bir yere, hurinin bir kılına gelemez. Resulullah diyor ki aleyhissalatü vesselam, hurinin diyor bir kılı, saçının bir kılı. Kainata gelse kainat nurunda gözler kör olur. Hani var ya böyle fotoğraf çekilirken, dikkat dikkat, biraz da bak, biraz da sabret falan, çak çekiyorum diye 10 saniye bile o gözümüze vuran lambaya dayanamıyoruz değil mi ışığına, şiddetine. Onun bin katını düşün, gözüne gelse ışık. Göz ne olur? Hayali bile benim bu iş yaptı değil mi? Değil mi? Gözünüze böyle ışık gelse. O kadar nur ve nurani huri ki saçının kılının nurundan dolayı gözde kör oluyor. Bu göz, dünyavi göz. O seni bekliyor kardeş. Neyin peşine olacaksın ki? Ona düşünü sık ya. Geliyor geliyor, kabir geliyor ya. O güzel bir hayat. Allah vaat ettiği hayat. Siz zannediyor musunuz karşıya gidiyor kabir? Ya. Dolapta gömleğiniz yok mu şimdi? Kaplı değil mi? Karanlık yerde, çekmecede gömleğiniz, atletiniz size, şu anda size sıkıntı veriyor mu? Vermiyor. Kabirde de cesediniz böyle size sıkıntı vermeyecek. Tabii ya. Böyle inanın, böyle muamele göreceksiniz. Eğer şüphem varsa ya inşallah falan böyle yani inandığın gibi olacak. Görmeyeceğiz. Görmeyeceğiz kardeş. Benim Allah'ım böyle. Senin Allah'ın da öyle. Ben nasıl bilirse öyle muamele. He, en aynı zenni abdibi. İçten önceleriniz var mı? Diğer bir ders abi, o top sattığını söylemiştim. Nasıl abi? Diğer bir ders o top sattığını söylemiştim. Cesedin etkileneceği noktasını. Onu da sonra... Ha, o kafire. Mesela otopsi Müslüman da etkilenir. Yapmayın diyorum. Yani ciddi bir ihtiyaç yoksa hissediyor. Çünkü alakadardır. Buna hizmet etmiş. Ben mesela bak içeren kere kalmıştık böyle. İnsan etkileniyor ya. Ama Allah her daim Müslümana yardım ediyor. Ruhuna. Ya arkadaşlar, onların ruhlarını bir görse. Hristiyanlığın karşısına çıkıyor papaz. Tanrı olsaydı böyle yapmazdı diyor. Ne kadar içinde kaos var. Boş ver sözünü. İçindeki mamaya bak. Mamadan fırlatan toz değil o kelam. İçindeki yangına bak. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, benim ümmetimin ümmet hamam. Namaz kılıyor, düşüyor, kalkıyor ama günahları var. Hamam sıcağı gibi olacak günahlarının cehennemi. İnşallah. Ya gördün mü? Allah nasip edecek. Orası oldu mu dünyamızda, zihnimizde? Her şey izah ediliyor. Mallar gitti diyor. Sadaka, zekat. Ömrü ne oldu bu olanın? Şehit. Şehit de hiç hesabı yok. Ezeli ve ebedi Allah dostu.
Hiçbir hesap yok. Anlamadın mı? Ya. Elhamdülillah ya. Bir yani iman-ı bil ahiret insanın düşüncelerine, isteklerine, emellerine, korkularına yılan çıyan değil mi akrep? O kadar iman-ı bil ahiret insana kafi ve vafi bir hazine. Ondan daha büyük hazine olur mu? Her şeyi o yorumluyor. Mesela bunlar bilir. Bizim köyde bir tanesi bomba atmış. Elleri gitmiş iki el, iki göz. Şimdi iman-ı bil ahiret ona hükmetmezse ne yapacak? Zaten yoktu kafa. Hepten gitti yani. Ya, ama dese ki iman-ı bil ahiret, hani Cenab-ı Hak bu kolumu aldı ama kendi aptallığımla sabreder, şükreder, tövbe edersem, iltica eder, namaza başlarsam, kılarsam Cenab-ı Hak kollulardan bana daha fazla istifade etmeyi nasip edecek. Ama girersem gözlülerden daha fazla diye hadis var diye. Bak nerede bulacaksın böyle bir teselliyi? Peki tersini yapalım. Tamam. Ağmasın. Ahirete de inanmıyorsun. Niye benim başıma böyle geldi? Ben ne yaptım da geldi? Ben aptal mıyım? Diye diye ne yapar? Motor kendisini sarar. Kime zarar oldu ki kendi niyetinde? Ne kime zarar oldu? Kendi küçük dünyanın cehenneme dönüş. Mezar yaptın ya. Ama şu dinin dediği gibi, ben size anlattığım gibi. Şöyle inansan, ya bu zaten burada bir süreci tamamlamak adına ilk mukademedir dünya. Bir limandır dünya. Yani kendimizi tanımlama. Çünkü buraya gelmesen, cennette olsan ki Adem öyleydi, cennet değildi. Cennet olsa, onun aleminde bizim bildiğimiz cennet gibi anlasa, o meyveyi yemez. Ölmeyeceğini bilirdi orada. Ama meyveyi yersem öleceğimi, ölümsüz olacağım zannetti. Oysa cennette böyle bir şey yoktu. Demek ki cenneti bile tanımlayan, ifade eden, onun cennet olduğunu gösteren burasıdır. Burası girilmesi lazım. Burası çok harikadır. Ömrün kısa. Baki bir ömrün var. Sana soruyorum, sen cevap ver. 900 sene çınar olmak mı? Çınar ağacı ama odun yaşıyorsun. Bir sene insan mı? Bir saat. Bir saat insan yaşayacaksın dünyada. Mı istersin? 900 sene çınar ağacı gibi yaşayacaksın. Ve odun olup gideceksin. Kardeşim, uzun yaşamak değil, doğum yaşamak. Bir kere Allah'a iman etti mi, doğdun git, tamam. Yeter ya. Elhamdülillah. Demek ki iman-ı bil ahiret insanın ruhuna ne kadar kafi ve vafi bir hazine. Anlamayız biz. Gençsiniz hepiniz, %99 gençsiniz. Ben çok ziyaret ediyorum, çok insan yıkamışım, çok görmüşüm, çok kanser ama amansız kanserleri biliyorum, akciğer kanseri. Şöyle otur yatıyor, tamam mı? Ufuk yok, tak bitmiş. Biz de öleceğiz kardeşim, illa insan kanser öldürmez. O ömrünün sebebidir o. Kimi ne olacak belli değil. Ama kafası kanser değil ki, öyle bakıyor. Doktorlar bitmiş 3 ay. Şimdi sonra girdim içeriye, bir boşluk yani. Adamda göz bakarken boşluk. Bir yere canlılık yok bak. Bakışıma bak. Yine boşluk. Gittim, selamünaleyküm. Aleykümselam. Oğlum ne oluyor dedim ya, Allah Allah. Ne biçim adamsın lan? Canlı olsana. Hiç değişmemişsin Hasan kardeş. Tamam. Delilin üzerinde diyor. Tamam. Bak, Koksovat'tan İsmail dayı, eski nurcu, o memleketten nurculuğu götüren adam, bak kansere bak, akciğer kanseri, adam ölüyor, her şey. İsmail dayı, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Oo, ne gittin de geldin dedi ya. Bak, ölecek ya, bir hafta sonra zaten görmedim. Bak ne diyor, özür dilerim bak ama onu söylediğini söyleyeceğim. İsmail dayı dedim, nasılsın? Ha, bir damla dedi, pis sudan yapılan vücuttan bu kadar olur. Başka bir şey beklemiyordum ki dedim ya. Allah Allah. Ulan ben mi hastayım, o mu hasta? Yani bir damla atılan pis sudan ki yıkanıyoruz dedi. O sudan yapılan vücut diyor, bu kadar olur. Başka bir şey beklemiyordum ki dedi ya. Allah iman selameti versin diyor ya. Allah Allah. İmana bak yani. Hiç sıyırmış, açmış cesedi. Çıkmış dışarıda zaten. Çekirdek ağaç olmuş. Nerede ki bu adam?
Bak ne diyor? Bir damla sudan diyor, yapılı olan vücuttan bu kadar olur diyor. Ne olacaktı ki başka diyor. Buharlaşacaktık yok ya. Kimse öyle gidecek, kimse bu isimle gidecek. Bir namla gideceksin bak kardeşim. Allah Allah. İnanç nasıl yetişmiş? Ya bu şu anda otururken, ben masada otururken demiyorum bunu. Adam akciğer her tarafı sarmış, her an bekleyen bir adam. Böyle imdadınıza nasıl yetişiyor? Göreceksiniz ölüm anında, Allah göstermesi hastalık ama ölüm anında daha ölmeden önce o hal yaşanıyor, sekerat var. Kısa zaman dahi olsa imanınız nasıl imdadınıza yetişecek? Allah'ın izniyle. Ya iman çaktı mı? Beka ya. Hiç buraya benzer mi? Şu anda Brezilya'nın bilmem ne şehrinin, ne kalesinin, ne köyünde, ne derede, köyde ne oluyor, kimler var biliyor musunuz? Merak ettiniz mi? Yok. Siz ancak biz, ben de öyleyim. Şurayı merak et, bildiğim bir yer. Cennette öyle değil. Bir anda her yerdesin, hiçbir yerde değilsin. Ama dünyada da böyle makam var ha. 641 Bahattin Kalın Mesnevi'de diyor ki, bir anda her eşyanın yanında olduğun makama çıktığın vakit diyor. Her şeyin her yerde olduğu makam varmış. Şu mesela, şu anda buradadır ama her yerdedir. Bunun bir makamı varmış. Bunu her yerde görebilmek. Her şeyin her yerde olduğu makama çıktığın anda orada bir nida var. İnsanlar daha yaşarken her şeyi her yerde görebiliyorsun. Yaşarken o tarafı da geçiyorsun, seyrediyorsun. Ben birisi vardı, Allah rahmet etsin. Benim Hızır abi vakıftı Rize'de. Böyle baktım, Gelani gelirdi, gezdirirdi. Belden aşağı felçti. Abdülkadir Gelani, ha, bizim mahalledeki falan. Bizim bildiğimiz Gelani. Sıkıldığı zaman gelir, gezdirirdi. O kadar acayip ki orasıyla burası. Bana ne dedi biliyor musun Bahattin? Bazen dedi Hasan, orası mı burası, burası mı orası, karıştırıyorum diyor. Dünyadayken ha, karıştırıyorum diyor. Orası mı burası, yoksa burası mı orası? Canı sıkılıyor, belden aşağı felç olduğu için gündüz kimse gelmeyince 22 senede oturuyorsun sandalyede evde. Okuyorsun, sıkıldın. Ya ustad gel beni gezdir diyor. Geliyor Geylani, camdan alıp götürüyor. Realite gündüz yani, rüyam falan değil. Bize hayal geliyor tabii. Ama adam diyor, burası mı orası, orası mı burası, karıştırıyorum diyor. Bazen. Ya böyle de yaşamıyor değil mi? Ya ne iman değil mi? İman. Bak sizi de buraya iman getirmiş. Şükürler olsun. İmanınızdan daha kıymetli neyiniz var? Allah aşkına bir düşünür müsünüz? İmanınızdan daha değerli ne var? Hiçbir şey yok. Her şeyi kıymetli yapan O'dur. Her dertten sizi alıp koparan, çıkartan O'dur. Her sıkıntıdan sizi ağaç yapan O'dur. Her derdin dermanı, merhemi O'dur. O'nu korumak, inkişaf ettirmek gayemiz olacak. Dünyanın hadsiz gamlarına karşı bir medar-ı teselli olduğu, dünyanın gamlarına teselli. Mesela benim hayatımı kısmen bilirsiniz. Şimdi ahiret inancı olmasa mı izah edin yani, bunun mantığı mı var? Bunun mantığı mı var? Hiçbir şey yok. Dünya adına bir şeyim yok. Şey denilen bir şey yok. Niye? Ve çoğu insan değil mi öyle bir vay zavallı falan. Acaba benim kadar bazen ama bazen. Ezra gibi olmasın. Bazen vallahi bazı anımda düşünüyorum diyorum ki ya Rabbi dünyada benden daha zorlu insan var mı? Bazen öyle bir hal oluyor. Şükür için söyledim size. Ve ama bi nimeti Rabbike fadis. Yemin ederim acayip bir şey. Yani ne, hiçbir şey görmüyorsun. O devam etse zaten yaşayamazsın. Yani bazen öyle bir şey oluyor ki böyle enfusi derslerde şuranın üzerinden şu ince aydınger kağıdı var ya ince, yırtık vahtası geliyor yani şunun üzerinde çünkü şuradaki olanları bir görsek tamam mı? Ama böyle bazen o hal oluyor böyle kaldırıp altta yırtası geliyor. Ya kardeşim bırakın ya işte bu aradaki çizgi kalksın. Oradakiler burada, buradakiler orada beraber olsun. Ya bir şey değil yani. Odun nura inkıcap etti ya. Fazla bir şey değil ki, odun tutuyorsun, kilosu var, bir yerdedir. Yaktığın zaman nur işte. O kadar arada berza. Ne kadar perde var? Bak odunla nur arasında ne kadar perde var? Burası ile orası arasında o kadar perde var ya. Hiçbir şey yok biliyor musun? Buz ile su arasında ne kadar perde var? Dünya ile ahiret arasında o kadardır. Buzun neresinde su varsa
Dünyanın orasında ahiret var. Ahiret nerede? Buzun neresinde su varsa ahiret oradadır. Dünyanın orasındadır. Dünya bir tane kristal bir buz. Buz, sakın demeyesiniz ha, buzun içinde su var. Yani buna diyebilirsiniz. Bardak ayrı, su ayrı. İçi dışı farklı. Buzun içinde su var dersen, buz ayrı, su ayrı. Hayır. Su kendisini buz olarak gösterdi. Duman ve nur odun olarak gösterdiği gibi cennet, cehennem kendisini odun olarak gösterdi. Dumandan kasıt cehennem, nurdan kasıt cennet. İki zıt şey kendisini nur olarak gösterdi. Odunun içi yok. Odun için derse odun ayrı, içi ayrı olur. Bardak ve su gibi. Ayrılık ayrılık yok kardeşim. O odun sıfatıdır. Ahiretin sıfatıdır dünya. Yani öyle fazla bir şey değil yani. Odun yaktığın zaman sen de eşhedü en la ilahe illallah dediğin zaman hani vefat anında oradasın. Yakmak kadar bu kadar bir şey. Öyle bir meyve ve faydedir ki imanı bir ahiret, onu kazanmak yolunda dünya hayatını feda etse yine ucuzdur. Bir şey vermeden alınmıyor. Bir gün rüyada dediler ki sen ne yaptın? Dedim ki hayatımdan bir şey anlatmak için söyledim. Onu bak, onu kazanmak yolunda dünya hayatını feda etse yine ucuzdur. Rüyada dedim ki ben dedim hayatımı Allah'a verdim. Ben bilmiyordum böyle olacağını. Meğer Allah karşılıksız bir şey almıyormuş. Rüyada diyorum. Allah bir şey karşılıksız almıyor. Var ya tarihçede de o ayet var. Bir adım atar bana, bir adım gelene ben ona adım gelirim diye bir mukabele anlatılıyor. Ayet-i kerimenin bir mana mealesini söyledim. Dedim ki rüyada ben dedim en kıymetli varlığım hayatımdı. Ben Allah'a verdim. Meğer Allah da karşılıksız almıyormuş. Hayatımın, verdiğim hayatımın içerisine kendisini koyarak bana iade etti. Ya iman sende de var. Bilhan'ın kıymetini, imanın karşılığı haşa cennet değil, Allah'tır. Cennet bir şey değil arkadaşlar, inan senin fıtratına göre. Cennet hizmet makamı, hizmet alınan yerdir. Ev gibi sen yani, buradasın ama senden kıymetli mi bu bina? Araba senden değerli mi? Şöyle düşün, cahil ile alim arasındaki fark. Uzaktan araba geçiyor. Şoför mü arabada, arabanın içinde? Araba mı şoförün içinde? Dışarıdan bakarsan, arabanın içinde şoför var. Gir içeriye, şoförün içinde araba var. Öyle değil mi? Şoför, arabaya kim hakim? Şoför hakim. Adamın içinde araba, adamın içinde araba var. Şoförün içinde araba var. Cahil ama dışarıda baktığı zaman arabanın içinde adam var. Nerede duruyorsan orası önemli. Bir kucak bir şey de okuyorum, kesiyorum. Evet, her insanın her zaman düşündüğü en emniyetli endişesi mezaristana giren kendi dostları ve akrabalar gibi o idamhaneye girmek keyfiyetidir. İnsanın büyük meselesi kabirdir. Kabiri teptili mekan etmek, pasaport dairesi yapmak, tahvili vücut yapmak, çekirdeği meyveye dönüştürmek. Saat ne kadar oldu ben şey yapmıyorum, hiç bu paragrafa girmeyin. 49 dakika olmuş. Peki şu cümleyi biteyim. Her insanın, düz okuyayım, her zaman düşündüğü en emniyetli endişesi mezaristana giren kendi dostları ve akrabaları gibi o idamhaneye girme keyfiyetidir. En büyük mesele kefendir. Hani var ya bir tanesi sağlığında gelince olan kefeni yırttı. Ne? Mesela istikbali temin edeceğiz. Geleceği inşa edeceğiz. Yatı katı atı var ya. Yani istikbal kardeşim kabir sonrasıdır ya. İstikbalini orayı temin et. Burası alavera dalavera olacak bir şey, bir şekilde olacak. Yani hiç canını sıkma. Bir geçecek yani burası. Esas istikbal orası. İstikbal ya. Esas beka alemi. Bir tek dostu için ruhunu feda eden o biçare insanın binler belki milyonlar milyarlar dostları
ebedi bir mufarakat içinde ayrılık için indam olmalarını tevehüm edip cehennem azabından beter bir elem o düşünmek ucundan gördüğü vakit, o papaz da öyle. Ne oldu diyor, şimdi gittiler diyor. İzah edin bana diyor Tsunami'de ölenleri. Arkadaşlar acayip be, çok etkiledi beni ya. Adam nasıl samimi konuşuyor biliyor musun? Nasıl feveran ediyor papaz ya. İşin başına hala. Tsunami'de ölenlerin diyor kimdi bağırmasının imdadına kulak verdi diyor. Kimse veremezdi diyor. Tanrı da aciz kaldı diyor. Tamam mı? Allah anlayışına bak. Oysa beka oldu değil mi bekaya? Cennete uçtu. Ustad diyor ki toprak altı nasıl bir kabirse okyanus da bir kabirdir diyor. Büyük bir kabirdir diyor. Yani okyanus bir kabirdir. Adam çünkü bu iman-ı bin ahiret meselesi Hristiyanlarda haşi cismani olmadığı için cismani diriliş yok. Ruh gidecek, baba İsa, tamam baba İsa alırsa yanına orada bir ruhani bir keyif olacak. Leylim leylim. Nasıl olacak yani? Adam onun için diyor. Ya kimse durduramazdı diyor onu. Allah Allah. Bak idam olduğu olmalarını tevehüm edip adam böyle düşünüyor. Cehennem azabından beter bir elem o düşünmek ucunda gördüğü vakit. Adama bak. Böyle düşündüğü için, çözemediği için dünyası da azap oldu. Ahiret iman, ahirete iman geldi, gözünü açtırdı ve perdeyi kaldırdı. Bak dedi o, imanla baktı. Cennet lezzetinden haber veren bir lezzet ruhani, o dostları ebedi ölümlerinden, çürümelerinden kurtarıp, mesrane bir nura, bir nurane alemi onu da bekliyorlar vaziyetinde müşahadesiyle aldı. Bununla alakalı bir şey anlatayım. Adam dedi ki bana, bu tipten bir şey. Hani dedi Allah merhametlidir, şefkatlidir. Allah diyor eşeğe yük taşıttırıyor. Zulüm değil midir dedi bana. Tamam, aynı cinsten bir şey yani. He? Anlamadım. O taşı saydı. Bakın niçin azap duydu biliyor musun? Ya eşek şimdi bakıyor böyle Allah Allah yük taşıyor falan. Böyle zorlanıyor. Sebebi şu bakın. Aslanın ruhunu koyunun cesedine, koyunun ruhunu da aslanın cesedine koysanız ne olur manzara? Şimdi aslanın ruhunu koyuna koydun. Ama koyunun ağzı parçalamak değil, otlamak için. Ama ruh ot için değil, et için. Koyunun cesedinde aslanın ruhunu bir hayal edin. Aa, o parçalayacak, pençe yok. Parçalayacak, diş yok. Vücut aciz. Ruha uygun ceset değil. Koyunun ruhunu da aslana koyduk. Meh! Ulan o cesette meh olur. Şimdi o dişte otlanır mı şimdi? Aslanın ruhu, aslan ruhu, tamam mı? Aslanın ruhu, koyunun ruhunu otlayacak. Ota gidecek. Meh! Dişi vuruyor. Nereye otlayacak? Yani istek, ok, sindirim sistemi et. Olmadığı gibi bu adam eşeğin yük taşımasından rahatsız olmasının sebebi insanlığından çıkıyor, giriyor eşeğe. Böyle bir bakıyor, ulan bu nasıl taşınacak diyor ya. Zulümdür diyor. Eşek olduğu için oluyor. Oysa eşek o işten lezzet alır. Eşeğin fıtratında taşımaktan, mesela nasıl abi taşımaktan lezzet? Baklavayı miden taşıması keyif vermiyor. Ulan neredeyim o çok ağır oldu demiyor. Ha fazla yedik ağır gel. Ama poşetle taşımak ağır gelir ama baklava yerken değil mi? Güzel bir manayı, müjdeyi ruhumuzda taşınca hafiflik değil mi? Allah ne kadar kötü bir şeydim ama bir haber geldi. Oh be! Kötü bir haber geldi seni oturtuyor değil mi kıçının üzerine? Nakısı ağır. Ulan oturttu beni diyor ya. Ne oturttu bir şey olmadı. Öyle bir laf etti ki oturttu adamı. Aynı bunun gibi yani. Girdi eşeğin içine. Nasıl taşıyacağım diyor. Oradan bakıyor şimdi. Zulüm değil midir? Tabi zulümdür. Kendini eşek yerine koyarsan. Ama o eşek ondan lezzet alıyor. Eşek de bizim için öyle diyor. Allah Allah bunlara bak diyor ya. Allah yük taşımıyor diyor. Semeri yok diyor. Bunlar Allah sıkıntı çekmiyor mu diyor. Esmanallah ya. Cemadatın da dahil diyor lezzet alır diyor ya. Evet cemadattan da var. İkinci boyuttaysa sanki
İlahın vazifesini kendi vazifesine alıyor. Evet. Cenab-ı Hakk'ın böyle idare sistemini kendisi yükleniyor şimdi. Ona balıklar şey yapıyor, tsunami oluyor. Allah'lık vazifesini bürünüyor ya. Ben bile yapmazdım diyor Tanrı olsa. Böyle bak, ona bir orayı şey. Daha kendi kariyesini, kendi vücudunu idare edemeyen adam Allah'ın işine bel verdi. Şimdi idare et bakalım hadi. Acayip bir şey. Mesela bir misal verin. Hocam diyor, Sibirya'da diyor nasıl namaz kılınacak? Ulan burada namaz kılmıyorsun. Sen Sibirya'daki namaz kılıyorsun. Hadi Sibirya'ya gitsen şu hani cevap vereyim de hani gerçi cevap var. Yani adam kendisini oralara hakimmiş gibi şey yapıyor. Kardeşim oradaki zaman ve en yakın olan beş vakitin namazı diyor ki yapılıyor. İsuzun. Şimdi kendisini ki Allah'ın rububiyetine, kainattaki tasarruf makamına koyuyor. O olmadı. Ben olsam bile yapmazdım. Nereye göre? Buraya göre bunu yapmazdım. Şuraya göre bunu yapmazdım. Şuna göre bunu koymazdım. Ama dünyadaki icraat bir, Allah seyrediyor. İki, Esma-i Hükmü'nü icra ediyor. Dört, yapılan her muamele ruh inşa ediliyor. Mesela adam tsunami'de boğulana kendisini sokuyor. Olan çırpınıyor. Buradan şimdi hala azap çekmiştir. Oysa o anda bebeklerin bulu çağına girmeyen hepsinin ve hayvanların boğulmadan önce ruhları alınıyor, cesedi sonra boğuluyor. Ehl-i iman trafik kazası geçiriyor. Bak. Trafik kazasında araba bir vuruyor, paramparça ediliyor, kıvranıyor falan ölüyor. Hayır. Ehl-i iman öyle yapılmıyor. Ehl-i iman daha böyle vücudun parçalanıyor. Ruhunu Allah alıyor, hayat kalıyor. Hayatı arabaya vurup parçalanıyor. Ruh oradayken Allah vermiyor. Ona bir örnek vereyim senin bildiğin misalde. Ağaçtan düşerken hiç kimsenin aklı yoktur. Eğer ağaçtan düşme anında şuurun olsaydı zaten kafayı giderdi. Düşüyorsun hiçbir şey anlamıyorsun. Ben canlısını yaşadım abi trafik kazasında. Araba vurdu, o vurma anında hiçbir sen yani böyle rüyada boşlukta gidersin. Bir de hastanede ben neredeyim? Yok dön, takla attım atmadım. Düştüm o anda abi sadece baktım bana ne oldu ama o yuvarlanma anında kafanız çarpıyor falan hiçbir şey hissedin. İşte ya merhamet ilahi. Halk arasında diyorlar abi sıcağı sıcağı diyorlar. Evet. Ondan dolayı Cenab-ı Hak. Ya bende de oldu böyle ağaçtan. Sonra Allah Allah. Nasıl düştüm ben? Düştüm abi bayağı düştüm yani yukarıdan bir şeyi. Kızıl ağaçtan düştüm o bedenle falan oldu. Ya çıkayım yukarıdan lan yetmiyor mu tepe? Ya biraz da çıkayım da seyredeyim dedim. Dağ tepeye çıkayım dedim. Meğer o kadar daldım ki o kuruşa. Bir de baktım aşağıda daldan dala vurarak yani yoksa çok yüksek. O oraya vurdu orada havamı aldı. Valla hiçbir şey hatırlamıyor. Bir arkadaş vardı abi nasıl iniyordun dedi. Hissettirmemesi bile iniyor. Tabii ya acayip bir şey ya. Ne yapıyormuş biliyor musun beyin? Hiç kimse rüyada yukarıdan düşerken tam yere çakılma anında uyanıyor. Çakılmayı akıl şey yapamaz. Akıl rüyayla gerçeği aynı bildiği için çakılma anında eğer rüyada çakılmayı da rüyada görse beyin bedeni tamamen kilitler ve ölür adam hakikaten. Rüyada bazıları ölü kalkıyor ya. O rüyada gördüğü çarpmayı da hissettiği için beyin onu kilitlediği için ruh nefes mefes kalbi madde hep kapatıyor. Yani tam çarpılacaksın uyanacaksın. Yoksa akıl bir alettir. Realite ile rüyayı aynı zannediyor. Tam çarpılırken uyanıyorsun. Uyanma çarpıl ölürsün. Hakikaten ölürsün. Acayip bir sistem ya. Peki komutlar. Ahirete iman geldi. Gözünü açtırdı. Perdeyi kaldırdı. Bak dedi. O imanla baktı. Cennet lezzetinden haber veren bir lezzet ruhani o dostları ebedi ölümlerinden ve çürümelerinden kurtulup mesrani bir nurani alemde onu da bekliyorlar vaziyetinde müşahadesiyle aldı. Risale-i Nur'da bu netice hüccetlerle izahına iktifaen kısa kesiyoruz. Ve ahir devahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha temassalat.